20 Eylül 1919 tarihli Sadrazam Damat Ferit Paşa imzalı bir genel duyuruyla padişahın da bir bildirisinin yayınlandığını hatırlayacaksınız. Bu bildirinin dikkate değer noktalarını tekrar hatırlatmak isterim. Bu noktaları sırayla işaret edeceğim. 1. Hükümetin güttüğü siyaset sonunda İzmir'de meydana gelen facialar Avrupa devletlerinin ve medeni milletlerin dikkatini çekti ve bize karşı sevgi uyandırdı. 2. Bir özel heyet yerinde tarafsız olarak soruşturmaya başladı. Hakkımız medeni dünyanın gözleri önüne serilmektedir. 3. Milli birliğimizi bozacak hiçbir karar ve teklif olmadı. 4. Bazı kimseler tarafından halkla hükümet arasında sözde bir anlaşmazlık varmış gibi ilan ediliyor. 5. Bu durum kanun şartları içinde bir an önce yapılmasını istediğimiz seçimleri de geri bıraktırıyor ve barışın yaklaşmakta bulunduğu bir sırada varlığı zaruri olan Meclis-i Mebusa'nın toplanmasını da geciktirecektir. 6. Bugün vatandaşlarımdan beklediğim hükümetin emirlerine tamamıyla uymaktır. 7. Büyük devletlerin hak verici duyguları, Avrupa ve Amerikan kamuoyunun ölçüseverliği, yakında durumumuzu ve haysiyetimizi koruyacak bir barışa kavuşma ümidimi kuvvetlendirmektedir. Yüksek heyetinizce de bilinmektedir ki, bu bildirinin yayınlanması ve dağıtılması, bizim memleketle İstanbul hükümeti arasındaki haberleşme ve ilişkileri kestiğimiz ve bu noktada ısrar etmekte bulunduğumuz günlerde olmuştur. Herhalde verdiğimiz talimat ve genel emirlere uyulduğu takdirde bu bildirinin hiçbir yerden alınmaması ve millete de okutturulmaması gerekirdi. Oysa şimdi arz edeceğim bir telgraftan, karar ve tebliğlerimize aykırı ve görüşümüze büsbütün ters düşen bu bildirinin bazı yerlerden alındığı anlaşıldı. Trabzon mevki komutanına, Yüce Padişah Hazretlerinin milletine karşı yayınlamak lütfunda bulundukları bildirinin derhal memurlara ve şehir halkına duyurulması gerekir. Ta ki iş başındaki hain hükümetin melek huylu padişahımız efendimizi ne kadar küstahça bir cüretle hala aldatmakta olduklarını anlayamayanlar kaldıysa iyice öğrensinler. Millet ve memleketi için mübarek yüreklerinin ne kadar büyük bir sevgi ve koruyuculukla dolu olduğunu gösteren bu bildiride en açık bir biçimde göze çarpan nokta, kabinenin haince hareketi hakkında hilafet makamına millet tarafından arz olunan şikayetnamenin hala padişah hazretlerinin bilgisine ulaşmamış bulunmasıdır. Çünkü millete ve vatana karşı doğrudan doğruya kabine üyeleri tarafından yöneltilen ihanet hançerini görüp bilmiş olsalardı, bu hainleri bir dakika bile yerlerinde tutmayacaklarına mübarek bildirideki ifade içtenliği en büyük tanıktır. Bu hainler bu gerçeği bildikleri için Halifemiz Efendimiz'i doğrudan doğruya milletle karşı karşıya getirmiyorlar. Bu durumda millete düşen görev, şanlı padişahına olan sonsuz sevgi ve bağlılığını birbiri ardınca tekrarlayarak göstermekle birlikte bütün milletin ve ordunun ayrılmaz bir bütün halinde millet varlığını ve memleketi kurtarmaya çalıştıklarını, ancak bu hain kabinenin milletin bağlılık belirten bu meşru hareketini padişahımız efendimizden gizleyerek büsbütün ters bir şekilde göstermiş oldukları gerçeğini dün karar verildiği üzere hilafet makamına aracı kullanmadan arz etmek ve duyurmaktır. Erzurum halkının bu yolda yazacakları telgraf sureti oraya bildirilecektir. 21.9.1919 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Kazım Karabekir Paşa bu telgrafını şöyle bir notla bize de bildiriyordu. Bu konuda yüksek düşünceleriniz var mı? Bu kutsal bildiri milletin padişahına karşı gerçeği bildirmesine yeniden fırsat vermiştir. Erzurum halkı kabinenin bütün cinayetlerini tekrar etmek suretiyle yeniden huzura maruzatta bulunacaktır. Bunun suretini ya çekilmek üzere yahut da bilgi için sayın heyetinize takdim edeceğim. Kazım Karabekir. Makine başında buna cevap olarak bildirdiğimiz görüş şuydu. Ferit Paşa kabinesinin canice iş ve hareketleriyle ilgili belgelerin aldatıcı bildirinin
Baba Ali'de hazırlanmakta olduğunu daha önce haber almış olduğu yüksek malumlarıdır. Böyle olsa bile bu tebligatla padişahın bildirisini birbiriyle karşılaştırarak muhakemeye dayanan bir sonuç elde etmek ve gerçek durumu kavramak pek mümkün değildir. Bu bakımdan ve biz aslında böyle bir aldatıcı bildirinin Baba Ali'de hazırlanmakta olduğunu daha önce haber almış olduğumuzdan, bunun milletin zihnini bulandırmasını önlemek için İstanbul'dan alınmamasını uygun bulmuştuk. Zaten İstanbul'la resmi haberleşmenin kesilmiş bulunması dolayısıyla doğrudan doğruya saraydan değil, yine Ferit Paşa'nın notuyla Baba Ali'den verilen bu bildirinin Sivas, Ankara, Kastamonu ve öteki merkezlerde olduğu gibi hiçbir yerden alınmamış olduğunu sanıyorduk. Bu bildiriyi almak için daha önce milletin padişaha durumu ve gerçeği anlatmasına izin verilmesi gerekirdi. Bu sebeple bildirinin yayılıp herkese duyulmasına aracılık etmeyi yararlı bulmuyoruz. Ne var ki bu bildiri Trabzon, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde ilgililer tarafından okunmuş bulunduğuna göre, düşündüğümüz gibi her merkezden İstanbul'a bir telgraf çekilmesi uygun olur. Mustafa Kemal. Padişahın bu bildirisinin kamuoyunda yaratacağına şüphe olmayan olumsuz etkinin bir dereceye kadar olsun önüne geçebilmek için bu bildiride yer alan düşünceleri yalanlamaya ve çürütmeye yarayacak şekilde padişaha bir cevap yazmayı ve bunu memlekete yayıp duyurmayı tek çıkar yol olarak düşündük ve öyle yaptık.